İşler, yan dişler ve ön dişler geldik fendeki dersimize. Ve iklim ve hava hareketlerinden bahsedeceğiz. Burası bizim için önemli bir konu ve bir soru getiren bir yer. Arkadaşlar öncelikle iklim nedir? Hava hareketleri, hava olayları nelerdir? Bunların arasındaki farkı göreceğiz. Zaten amcalarımız da soru olarak bu farkı soruyorlar veya basınç var, rüzgarın oluşumu, onu soruyorlar. Arkadaşlar, hava olayları nedir? Bildiğiniz üzere dünyamızın üzerinde bir atmosfer var ve bu atmosferde gerçekleşen bazı olaylar var. İşte bu olaylarla ilgilenen bilim dalı ve fiziğe ait bilim dalına biz meteoroloji diyoruz. Meteoroloji. İlgilenir misiniz meteorolojiyle? Yani havanın durumu sizi ilgilendirir mi? Hayır. Evet. Amerika'da çok ilgilendirir. Hayır. Arkadaşlar Amerika'da bizde hangi spikerler daha önemli? Ana haberleri sunanlar, doğru mu? Hı. Evet. Amerika'da ise daha ziyade hava durumu spikerleri daha önemli. İlginç değil mi? Evet. Neden? Çünkü arkadaşlar olmuyor mu çok? Hiç binlerce kişi kasırgadan ölüyor mu? Yok. Arkadaşlar Amerika'da öyle kasırgalar oluyor ki 1 milyon 2 milyon kişi evinden gidiyor. Dolayısıyla adamlar hava durumu dinlemek durumundalar. Çünkü okyanusta yaşıyorlar. Bizim okyanusa kıyımız var mı? Yok. Öyle bir derdimiz var mı? Yok. Allah'tan yok. Bizde az yağmur yağsa ne oluyor? Her yeri su basıyor değil mi? Geçen Samsun'da gördüm yağmur yağmış. Arkadaşlar kayıklarla caddelerde geziyorlar. Evet. Ama hocam biz de Antalya'ya tatile gitmiştik. 15 tatilde hocam. Sel oldu hocam. Birkaç araba yolda kalmış. Alır, orada da oldu. Bir de hocam biz de Karadeniz'e gitmiştik hocam 2019'da. Orada da sel gibi bir şey olmuştu hocam. Tırlar anca geçebiliyordu. Olur. Bizde sel eksik. Hocam hele ki bizim burada ne oldu biliyor musunuz? Hocam bayağı bir yağmur attı. Biz arkadaşla çok uzak bir yerde şemsiyeyle kaldık hocam. Hem rüzgar çıkıyor hem yağmur yağıyor. Bir gün içinde mahsur kaldık. Hocam sel falan olmuştu bayağı. Evet arkadaşlar işte bu yağmur, kar, dolu, sis, kırağı birazdan göreceğiz bunları. Bu tür olaylara biz ne diyoruz? Hava olayı, bunu inceleyen bilim dalında meteoroloji diyoruz değerli arkadaşlar. Bununla ilgilenen kişiye ise ne diyoruz? Meteorolog diyoruz. Meteorolog. Yani meteorla alakası yok. Bazen bunu öğrenecek. Meteorları inceleyen kişi yok. Meteorolog. Bir de ne var arkadaşlar? Bunu duydunuz mu? Var mı bunu duyan? Her şey olur. Her şeyi bilen. Her şeyi bilen. Bunlardan çok var. Bak ben yeminle bunu gördüm. Spor konuşuyorlar aynı adam var. Milli güvenlik konuşuyorlar aynı adam var. Çocuk bakımı konuşuyorlar, aynı adam var. Hukuk konuşuyorlar, aynı adam var. Abi bir adam her şeyi bilebilir mi ya? Evet, eskiden rahmetli Hıncal Uluç abimiz vardı. Ben onu Nirvana'da gördüm. Edebiyat konuşuyorsun, o konuşuyor. Sinema konuşuyorsun, o konuşuyor. En son bir gün şey vardı, Golden League koşu. Bir baktım. Yorumcu olarak kimi getirmişler? Hıncal Uluç. Ulan dedim bu adamı bilmedik mi? Evet. Her şey o noktalar var. Onlardan olmayalım. Her şeyi bilemeyiz. Hava olaylarına diğer bir şekilde de ne deniyor? Meteorolojik. Arkadaşlar bir amcamız var. Ben buna hastayım bu amcamıza. Her derste de bu konu geldiğinde paylaşırım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bilmem bu amcamızı hiç izlediniz mi? Ama ben hastayım abi. İşini ciddiyetle yapan adama
Bu en basit, en sıradan iş de olsa, işini ciddiye alıyorsa hastayım. Bak ne demek istediğimi şimdi sen de gör. İsmini yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar hemen bir gireyim size de göstereyim. Evet. Yanlış hatırlamıyormuşum. Bu arada amcamız eski bir müzik sanatçısıymış. Onu da bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Ben onu Hava Durumu'ndan hatırlıyorum. NTV'de miydi bir kanalda? Hava Durumu diyelim. NTV'miş, evet. Yani eskiler gerçekten işini çok ciddi yapıyor. Hemen açıyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle bir amca göremez. Soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini giderek arttırıyor. Özellikle hafta sonu ülkenin büyük bir çoğunluğunda soğuk hava etkili olurken yer yer iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışları görülecek. Şu an itibariyle ülkenin büyük çoğunluğunda yağışlar devam ediyor. Ege'nin iç kesimlerinde İzmir başta olmak üzere yer yer kuvvetli sağanaklar görülürken Marmara'nın güney ve doğusunda... Banyemememiz için burada kestim. Arkadaşlar Allah aşkına yani gerçekten banyemeyim şunu kapatayım. YouTube banlıyor ondan sonra. Ama şeyden çıktık. Bir dakika tekrar girelim. YouTube amcamız bizi banlıyor. Banlamaması için. Arkadaşlar bu adam bence yanlış meslek yapıyor. Cumhurbaşkanı olsa yeridir değil mi? Diksiyona bak, ciddiyete bak. Zannedersin ki adam yani böyle çok önemli milli güvenlik şeylerinden bahsediyor. Halbuki amcamızın anlattığı şey ne? Hava durumu hepimiz için olağan olan bir şey. Ama bu bize neyi gösteriyor? Ne iş yaparsan yap, ciddiyetle yap. Evet. Gökhan Abur amcamız izleyebiliriz. Arkadaşlar, hava olayları nelerdir? Hava olayları sıcaklık farkından ve havadaki nem miktarındaki değişimden kaynaklanır. Hava olaylarını ikiye ayırırız. Bir, rüzgar. İki, yağış. Yatay yönde hava hareketini oluşturan etkiye rüzgar deriz. Eskiler örüsker der. Hiç duydunuz mu köyde? Örüsker esiyor derler. Duyan var mı? Buralar çok örüskerli derler. Evet. Hocam benim annem şey diyor. Gölgeye kölge diyor. Evet. Biraz daha bilimsel bir ifadeyle söyleyecek olursak yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hava akımıdır. Bunu aslında hepiniz yaşadınız. Eğer taksiye minibüse bindiyseniz hepiniz bunu gördünüz. Taksici ya da minibüsçü amca camı açıktır ve elinde cigaret de vardır. Şöyle cigarasını çeker, dumanını da sana saygılı ya diye dışarı üfler. Peki o dışarı üflediği duman ne olur? İçeri gelir. İçeri gelir. Çünkü bu amcamız fen bilgisi bilmiyor. Dışarısı yüksek basınç. Aşağısı alçak basınç. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gelir. Dolayısıyla arkadaşım olmaz. Olmaz. Bunu yapma. Evet. Devam edelim. Peki bu hava olaylarında neler var? Yağmur var. Sude yağmur burada mı? Geldi mi? Derste mi Sude? Yok. Eyvah eyvah. Kar var. Dolu var. Çiğ var. Kırağı var. Bunların detayını göreceğiz. Havadaki su buharına biz ne diyoruz? Nem diyoruz. Arkadaşlar zaten Zeynep Eslem Asrın buharlaşma olmasa hava olayları olmaz. Peki buharlaşmayı kim yapıyor? Biz nefesimize su buharı veriyoruz. Terliyoruz, su buharı veriyoruz. Denizdeki sular buharlaşıyor. Hayvanlar soluk alıp veriyor, su buharlaştırıyor. Ve bu su ne yapıyor arkadaşlar? Yükseliyor. Çünkü ısınan hava yükselir. Bunu unutmayın. Kuralımız bu. Isınan hava yükselir. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Azra yükseldikçe de sıcaklığı düşüyor ince ve bulutlar oluşuyor. Ve bulutlar taşıyabileceği maksimum nemi taşı diyor. Taşıdıktan sonra artık taşıyamaz noktaya gelince yağız ne oluyor?
o anki karşılaştığı soğuğa göre ya yağmur olarak bize dönüşüyor, ya kar, ya dolu, ya kırağı, ya çiğ, ya sis oluyor. Bunların hepsini göreceğiz. İşte arkadaşlar, yoğuşmayla yağmur eğer çok soğukta donarsa kar ve dolu, yukarı çıkamadan yeryüzüne yakın bir şekilde soğuk havayla karşılaşırsa çiğ veya kırağı oluşturacak değerli arkadaşlar. Geldik. Şurada bir şeyimiz var. Ekstra bilgi. Diyor ki akvaryum ışık kaynağı buz ve karton ile düzenek hazırlıyoruz. Buz yüksek basınç alanı yaratıyor. Işık kaynağı altındaki bölgeyi ısıtıp alçak basınç yaratıyor burada da. Bunu göreceğiz. Daha güzel bir örnekle göreceğiz hem de. Evet. Ne oluyor bakın arkadaşlar? Tütsüyü yakıyoruz ve içerideki buzun olduğu bölümden akvaryumun içine sokuyoruz. Tütsüyü biliyorsunuz değil mi? Tütsü. Biliyorsunuz. Rüzgarın yönü dumanın hareket yönüyle aynıdır. Bakın duman nereden çıkıyor tütsünün dumanı? Burada. Çünkü soğuk yer bunu göstereceğim. Soğuk yer yüksek basınç, sıcak yer nasıl basınç? Alçak. Yer nereden nereye doğru? Yüksek basınç. Alçak basınç. Bu deneyin amacı bu. Rüzgarın yüksek basınç alanında alçak basınç alanına doğru olduğunu göstermek. Bununla ilgili bir sürü soru çözeceğiz. Asıl soru da buradan gelecek. Devam edelim. Havayla anladık değil mi? Şimdi bir de iklime gelelim. Arkadaşlar, hava olaylarının bir özelliği şudur Esra, Yiğit Ege. Mesela hava olayından bahsederken Deniz, Rümeysa, uzun sürede gerçekleşen şeylerden mi bahsederiz? Kısa zaman dilimindeki değişikliklerden mi? Uzun zaman dilimindeki değişiklikler. Kısa zamandaki değişiklikler. Hocam kısa zaman. Bak sabah diyelim burası sıcaktı. Şimdi acayip bir rüzgar esiyor. Bu hava olayı. Kısa zamanlı değişimlerdir. Günlük, haftalık, kısadır bakın. Haftalık kısadır. Hatta yerine göre bir ay kısadır. Şimdi, arkadaşlar geldik iklime ama iklime gelmeden önce hep aklıma ne geliyor bu konuda Azra? Biliyor musun Muhammed Hanım? Siz o günleri kaçırdınız. Bizim zamanımızda kollar var. Kollar, eğitsel kol. Hala var mı? He? Kolunuzu üzerine annelerinizi babalarınızı sorun anlatırlar. Kolluğun üzerine sınıf başkanıysan sınıf başkanı yazan böyle kaptan bandı gibi bant olur. Edebiyat koluysan işte edebiyat kolu. Resim koluysan resim kolu. Hava gözlem kolu var. Biliyor musunuz? Hava gözlem kolu çok havalı bir kol. Adı üzerinde Gülsüm hava gözlem. Ne yapıyor dersen Zeynep Ekin Asrı'nın yaptığı şu. Sabah geliyor, camı açıyor. Bugün hava güneşli. Güneşli işaret. Olay bu. Rüzgarı da nasıl ölçüyor? Çok güzelmiş hocam. Rüzgarlı. Evet, bugün hava rüzgarlı. Evet, arkadaşlar bu çok havalı bir koldu. Siz neydiniz hocam? Efendim? Siz hangi koldunuz? Tamam, yap bakalım. Hocam para veriyorlar mı? Yok. O nerede? O kooperatif kolunda. Ben hep sınıf başkanıydım. Sınıf başkanı başka kollara giremediği için hiç giremedim. Bir kere zorla kendimi kooperatifte nöbetçi bıraktırdım. Neden? Çünkü kooperatifte bize parayla ilişki öğretiyorlardı. Al satı biz yapıyorduk teneffüslerde. Arkadaşlar kooperatif nöbetçisi olan o gün bir tane meyve suyu ya da işte kola içecek bir simit bedava. Yani 8 teneffüs çalışıyorsun kazandığında bu. Ama çok havalı. Alıp veriyorsun para alışverişi. Öğretmen işte başında. Çok da güzel bir uygulamaydı. Şimdi yok. Şimdi ne var? Para çokomel var. Abi bana bir çokomel versene. Bana bir ekşi yüz versene. Bana... Ya şimdi ekşi yüz var değil mi? Sizde ekşi yüz var mı? Var hocam.
Vardı. Şu anda yok. Bizde leblebi tozu vardı. Hiç leblebi tozu yiyen var mı? Hocam ben yedim. Ben yedim. Hocam ben de. Hocam ben de yedim. Hocam. Kantinde çıkmazdı. Okulun karşısında kırtasiyede çıkardı arkadaşlar. Herkes teneffüste kırtasiye için parmaklıklara yapışırdı. Öğretmen, müdür de her şeyde şey yapar, mikrofon alır. Çocuklar, okulun karşısında leblebi tozu almayın. Evet, leblebi tozu almayın. Herkes de alırdı. O almayın dedikçe herkes de alırdı. Hocam evet. Bizim kantinde vardı. Yerler full leblebi tozu olduğu için bıraktılar. Yani öyle bir zarar var. Bir de böyle tap 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 konuşamıyorsun. Yapışıyor. Evet. Neyse. Havayı anladık mı Zeynep Ece? Hava bu. Mali, geldik iklime. Arkadaşlar geçen yılki bir öğrencimin adı iklimdi. Hep ara ara onunla böyle esprisini yapıyorduk. Evet. Heh. Bir hava olayı geldi. Sude yağmur geliyor. İklim. Arkadaşlar hava olayları hem kısa yerde hem kısa zamanda hem de dar alanda. Mesela Maltepe'de yağmur yağarken Kartal'da hiçbir şey yok. Şimdi Maltepe yağmurlu diyorum ama Kartal'da bir şey yok. Mesela Kars 6 ay 7 ay karken burada bir şey yok. Biz kısa kolluyla duruyoruz. Ta 15 gün tişört giyiyor. Ondan sonra hep kalın giyiyor. Ne yapsın? Evet. Peki. Demek hocam ki, hiç öyle değil ama. Esprisi ediyorum. İklimde ne var arkadaşlar? Bir, geniş bir bölge. Dar bir yer değil. Ve uzun zamanlı. Uzun zaman, uzun yıllar görecek. Bir de diğerinde o anlık hava olayına bakıyoruz. Burada ise neye bakıyoruz? Olayların ortalamasına. Mesela Akdeniz iklimi dediğimizde ne diyoruz? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Bakın biz buna nasıl karar verdik? Dünden bugüne değil. Yıllar 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 ölçümler yaptık. Dedik ki buranın yağış ortalaması Nisan'da bu, Mayıs'ta bu. Buranın iklimi budur dedik. Anlaştık mı? Bize ilk hava olayı farkını soracaklar. Örneğin İç Anadolu bölgesi yazlar sıcak ve kurak. Evet, mesela Ankara. Bir gün Ankara'ya inmişim sabah 6'da Yiğit Ege. Allah seni inandırsın. Arkadaşımla buluşacağız. Aşli'de indim. Yani Sude hoş geldin. Gideceğim yer 2 kilometre. Arkadaşım aradı. O zaman tabii tuşlu telefonum var. İndin mi dedi. İndim dedi. Tamam dedi, ben dedi tostları hazırlıyorum. Tamam dedim, hazırla ama birazdan dedim ben seni duyamayabilirim. Ya da o tostları yiyemeyebilirim. Kulağım dondu kulağım. Ağzım dondu, öyle bir ayaz. Evet, İç Anadolu'nun ayazı fena. Evet. Poyrazı daha da fena. Evet, devam edelim. Bir bölgenin iklimi belirlenirken uzun bir zaman dilimindeki hava olayları incelenir. Uzun yıllar boyunca hüküm süren olayların ortalama sonucu oranın iklim özelliklerini belirler. Peki bir yerin iklimi neye göre değişir? Bu çok önemli. Bir, ekvatoru olan uzaklık. Mesela Karadeniz'de biz ne görüyoruz arkadaşlar? Daha yukarı enlemlerde, ekvatordan daha uzak. Dolayısıyla biraz daha yağışlı iklim. Ama Antalya, Mersin, Adana, ekvatora daha ne? Yakın. Uyuma, taraflara sahip çık. Evet. Arkadaşlar, ekvatora biraz daha yakın Koray. Daha sıcak. Ama bu tek başına yetmiyor Nihan. Devam edelim Afra. İkincisi denizden yükseklik. Bursa'da sıfırda deniz seviyesinde artı 18 derece var. Orada ona göre bir iklim var. Ona göre bitki yetişiyor. Uludağ zirvesine çıkıyorsun. Orada bambaşka. Niye? Çünkü denizden yükseklikleri farklı. Mesela Erzurum'un, değil mi? Erzurum niye farklı? Çünkü Erzurum nereye kurulmuş? Çok yüksek bir yere kurulmuş. Evet. Denize uzaklık. Evet. Bizim Karadeniz'de, Sinop'ta yağış çok. Ama içeri doğru geliyorsun,
Kırşehir, Nevşehir adam yalvarıyor. Allah'ım su gönder, su gönder. Yağdır Mevlam su diyor. Niye? Çünkü arkadaşlar yok, denizden uzak. İstanbul'un sıcaklığı 30 derecede nasıl oluyor arkadaşlar? Şıpır şıpır terliyorsun, doğru mu? Şıpır şıpır. Niye? Denizden dolayı nem var. Ankara'da nem yok. Gapkara oluyorsun 30 derecede. Ama hiç terlemiyorsun. Demek ki denize uzaklık da iklimi ne yapar? Etkiler. Diğeri yer şekilleri. Aynı enlem dedik. Bir yer düzlüktür, bir yeri yüksektir. İşte yükselti, yer şekli etkiledik. Bitki örtüsü. Ya iki yer aynıdır. Bir yerde yağmur çekecek ağaçlar vardır, diğer tarafta yoktur. Oraya yağmur yağar, buraya yağmaz. Demek ki bitki örtüsü de etkili. Evet. Arkadaşlar bilmemiz gereken diğer bir şey, Eylül Azra, Özgür, Deniz, Zeynep Ece, Sude Yavuz, Yusufa. Diğer bize sorulacak şey şudur. Arkadaşlar. Meteoroloji fiziğe ait bir şeyken iklim ise coğrafyaya ait bir özelliktir. Özgür, Eylül Azra ve bunu inceleyene klimatoloji deniyor. Bu bilim dalına klimatoloji, iklimden aklına gelsin. Ve arkadaşlar bununla uğraşan adamlara da klimatolog deniliyor. Ben bunu bir gün anlatıyorum Buğdem. Biri dedi ki hocam bizim eve bir klima taktı, o klimatolog mu? Heh dedim o. Evet, klima takan adama klimatolog diyoruz. Profesör doktor klimatolog geldi, klima taktı bize. Oldu. Gülsün. Böyle şey mi oldu? Klima takana klimacı denir. Klimatolog iklimle ilgili ölçümleri yapan. Hava olaylarını ölçen meteorolog, iklimi ölçen klimatolog. Hocam peki neden iklimoloji ya da iklimatolog dememişler? Klima daha havalı. Hayır arkadaşlar, çünkü iklimin İngilizcesi ne? Climate. Anlaştık mı? Oradan geliyor. Tamam. Climate de aynı zamanda sadece iklim değildir. Isıtma, soğutma anlamındadır. Arabalarda da yazar climate diye. Oradan geldiği için öyle demiştik. Okey? Okey. Farklarımıza bakalım. İklim geniş bölge, hava olayı dar bölge. Uzun süre, kısa süre. Değişkenlikler azdır iklimde. Kolay kolay değişmez Rümeysa. Nisa, hava olayı değişir. İstanbul'un havasına güven olmaz derler. İklimde kesinlik vardır. Yani buranın iklimi böyledir dersin. Hava olaylarında tahmin edersin. O hava olayı seni batırır Ece. İki hafta önceden bizim küçük kızın şeyi vardı. Mezuniyetini yapacağız. Piknik, anaokulu mezuniyeti. Mezuniyet dedi zaten üniversite falan değil. Anaokul mezuniyeti çok önemli. Anaokuldan mezun olsun. Ondan sonra Poyraz'ın kardeşi de aynı sınıfta. İki hafta yapamadık. Niye? %70 yağmurlu gösteriyor. Bir damla yağmur yağmadı. Yağmadı bir damla. Çünkü tahmin, tahmin. Azizim, kesinlik yok. Tahmin. Evet. Hani oluyor ya. Hocam bunu nasıl tahmin ediyorlar? Olabilir, yanlış olabilir. O anda değişir. Birçok parametre var çünkü. Hani şey vardı ya, bazen böyle eskiden kar yağmadan İstanbul Valiliği okulları tatil ediyordu. Kar yağacaklar diye. O gün hiçbir şey yok. Değil mi? Evde oturuyorsun, bakın ya diyorsun ki Kerem, hani kar yağmadı. Evet, sonra kar yağıyor, bir daha tatil ediyorlar. Sevindirik oluyoruz. Evet. Arkadaşlar... O kar şeylerine efekt mi koyuyorlar? Ne? Hocam öyle haberlerde çıkıyor ya. Evet. Kar yağdığından dolayı şey. Hocam onlar efekt mi? Anlamıyorum ki onlar ne? Efekt mi diyor hocam? Evet, fake çekiyorlar, evet fake. Çocuklar okula gitmesin diye bir tanesi. Evet. Bir ara ben öyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Bir tane öğrencim polis komiserdi. Neyle ilgileniyordu biliyor musunuz? İlginç gelecek. İstanbul Boğazı'nın ışıklarıyla ilgileniyordu. Köprünün ışıklarıyla. Sonra ben de yurt dışından misafirim gelmişti. Boğaz'da yemek yiyorduk. Dedim ki şu köprünün ışıklarını değiştireyim mi dedim.
Ya falan dedim. Hemen alttan mesaj attım. Dedim ki kırmızı beyaz yapsana dedim. Bak dedim şimdi kırmızı beyaz olacak. Tak kırmızı beyaz oldu. Yak yani. Dedim vallahi yapıyoruz bak. Lacivert yap dedi. Lacivert kırmızı yap. Yazdım. Lacivert kırmızı yap. Lacivert kırmızı. Evet arkadaşlar. Böyle atraksiyonlar yaptık yani. Evet. Peki devam edelim. Arkadaşlar iklimden bahsederken kurak, yağışlı, ılıman, serin gibi ifadeler kullanırken hava olaylarına ne deriz? Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu, karlı deriz. İklim coğrafyanın altındayken yani klimatolojiyken hava olayı fiziğin altında yani meteoroloji. Bunun uzmanına klima takan amcadan klimatolog derken bunun uzmanına meteorolog diyoruz değerli arkadaşlar. Kaptık mı? Gelen sorunları kaptık hocam. Yapıştırır geçer miyiz? Geçeriz. Geçeriz. Evet. İnşallah. Evet. Evet burada ne var? Klimatoloji ne işimize yarar? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi size çok boş gelebilir. Yani klimatoloji ne? Arkadaşlar bu çok önemli. Mesela bir yere baraj yapacaksınız. Şimdi siz baktınız dediniz ki ya bu dağların arasında bir baraj yapalım. Tamam. Yiğit Ege'de klimatolog. Yiğit Ege'yi aramadınız, çağırmadınız. Dediniz ki ya klimatolog ne yapar o gitsin klima taksın. Sonra barajı yaptınız. Milyon dolarlar harcadınız. Oraya yeteri kadar yağmur yağmadı. Sizin baraj ne oldu? Çöp oldu. Çöp. Halbuki bir klimatolog çağırsaydınız, Yiğit Ege'yi çağırsaydınız derdi ki bak buranın verileri var. Buraya adam gibi yağmur yağmıyor. Bunu yapmayın derdi. Olay biter. Anladık mı? Önemli. Anladım hocam. Mesela bir yere rüzgar santrali yapacaksınız. Kafanıza göre ya deniz burası iyi. İyi de kardeşim bir orada klimatologlar ölçüm yapmış mı? Yeteri kadar rüzgar var mı? O rüzgar güllerini döndürecek mi? Şart. Devam edelim. Güneş paneli yapacaksın. Kafana göre yapıyorsun. Yanlış tarafa doğru çevirdin. Hiç güneş almıyor. Senin yatırım çöp. Devam edelim. Sera yapacaksın. Oranın hava sıcaklıklarını, iklimini, bölgenin toprağını bilmiyorsun. Olmaz. Turizm tesisi yapacaksın. Yine uzmana ihtiyacın var. Hangi aylarda buraya turist gelebilir? Nasıl olur? Nasıl biter? Daha da ilginci arkadaşlar. Bu çok hüzünlü bir hikayedir. Çok hüzünlüdür yani. Çok. Hepinizin bildiği bir olay. Yıl 1917 yanlış hatırlamıyorsam. Daha iyi bilir bunu. 90 bin askerimiz Sarıkamış'ta, Allahuekber'de, Erzurum'da bir tek mermi bile atmadan şehit oldular. Neden biliyor musun? Neden? Soğuktan dondular. Ben onun videolarını izledim. Yüreğim kaldırmadı. Çünkü onların şehitlerin bedenlerini köpeklere yediriyorlardı Ruslar. Ve bunu videoya çekmişlerdi. Oradaki donanları gördüm. Üstünde kıyafet yok, hiçbir şey yok. Eğer bir orada iklim bilimci olsaydı derdi ki oğlum siz manyak mısınız? Bu kışın ortasında bu kadar insanı oraya sürmenin ne mantığı var? Bunu başka bir şekilde çözün derdi. Ama Ruslara karşı bir kurşun bile atmadan 90 bin şehit vermişiz. Hocam zaten şey onun bize Sarıkamış anısıyla ilgili bardağı da var. Vardır. Arkadaşlar yine 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Ruslara niye yenildi biliyor musunuz? Onlar da tanklarının Hitler'in Almanların tankları çok önemliydi. Tanklarının kara saplanacağını, askerlerinin ikmal yapamayacağını düşünemedikleri için hemen Moskova'ya gireceklerini düşündüler. İklim şartlarını tam hesaba katamadılar ve yamuldular. Hocam hatta sonrasında Hitler kendisinin kül olana kadar yakılmasını istemişti böyle. Bunun iklimle ne alakası? Evet, devam edelim. Arkadaşlar iklim değişikliği de bir konu. Bu sözel olarak gelebilir.
Bu da biliyorsunuz ki bizim kullandığımız egzozlu şeyler, sera gazları falan filan, bunlar da iklimi ne yapıyor? Değiştiriyor. Ama bu amcalar toplantı yapıp neye karar aldılar? Kerem, Özgür, Eylül, Azra. Dediler ki bu inekler çok fazla fısırıyor, osuruyor affedersin. O yüzden doğayı kirletiyorlar. Ne yapalım? İneklerden kurtulalım Ebru. Lan koca koca adamlar, dünya çapında profesörler, oturdunuz. Aldığınız karara bak. İnekler çok fıslatıyor, doğayı kirletiyorlar. İneklerden kurtulalım. Size inandırıcı geldi mi? Hayır hocam. Hiç demiyorlar ki petrol yakıtları var, fabrikalar var, insanlar yapıyor. Yok. Amaç ne? İnekleri azaltalım, yapay et satalım. Evet. Onun videosunu izletmiştim. Eski arkadaşlar bilir. İsrail'de yapay et yapmışlar. 3D yazıcıyla. Ve millete yedirmişler. Yedikten sonra demişler ki yediğiniz et gerçek değildi. Bu soya sosuyla yaptığımız bir şeydi. Yok ya demişler, biz bildiğin et yedik. Oh geçmiş olsun, tamam. Evet arkadaşlar. Hocam onu Türkiye'de de deneyenler vardı, hatta haberlere çıkmıştı. Çıkar. Evet bakın, 93 Harbi'ni burada anlatıyor. 1914'müş, 1915 gecesi 3-4 Ocak'ta burada da anlatmışlar. Evet şimdi ben buradan geçiyorum. Buradaki anlatımımı durduruyorum. Şimdi detaylara, mesela bu kitapta o detaylar yok. Bu biraz daha okula yönelik bir kitap. Şimdi soru gelecek, detaylara geçiyorum. Dikkat. Evet, buraya dikkat efendim. Orada yok. Şimdi buradan devam edeceğiz. Açıl susam açıl. Açılma susam açılma. Hadi. Hocam burada bugün mola vermedik, vermeyeceğiz değil mi? No mola. No mola. Ders kaçta bitecek hocam? Gece 1'de. Hocam matematik dersi olmayacak mıydı? Yok, bugün matematik değil. Bugün fen. Evet, gece 1'den devam ediyoruz inşallah. Kaç gece bitecek hocam? Siz etrafınızdakilere söyleyin, onlar uyusun. Evet. O muhabbeti biliyor musunuz? Sizi dinlendireyim biraz. Mahmut Beran. Bir tane adam ailesiyle beraber Ramazan'da böyle evine doğru dönüyor. İftardan geliyorlar. Ondan sonra bir bakıyor ki ezan okunuyor. Ya diyor, Ramazan ezanı da duyduk diyor. Gideyim bir camiye. Sonra giriyor. Adam neye denk gelmiş? Teravih namazına. Bir kılınıyor, iki kılınıyor. Adam zannediyor ki hemen iki dakika kılacağım, çıkacağım. Ondan sonra arada geliyor. Hanım diyor, biz hocayla inatlaşıyoruz, siz eve gidin diyor. Evet, bitmiyor. Kıl bitmiyor. Adam ne bilsin, ilk defa namaza gitmiş, o da teravihe denk gelmiş. Evet. Peki, devam edelim arkadaşlar. Şuradan VIP'den bunları çözmüştük. Şimdi buraya bakalım. Hocam, bende bu kitabın 7. sınıfı var. O işimize yaramaz. Evet, arkadaşlar. Şimdi geldik rüzgar oluşumuna. Rüzgar oluşumunun sebebi neydi? Sıcaklık farkı. Unutma, notunu al. Bir yerde, iki yer arasında sıcaklık farkı yoksa orada rüzgar ne yapmaz? Oluşmaz. Efendim? Tekrar söyler misiniz? İki bölge arasında rüzgar oluşması için o iki bölge arasında sıcaklık farkı olması lazım. Rüzgar olduğunda en önemli şey sıcaklık farkıdır. Eğer Yusuf Han bir yer ısınırsa, asrın sıcaklığı artarsa havanın yoğunluğu ne yapar? Azalır. Yoğunluğu azalan şey nereye çıkar? Yukarı. Yukarı. Yukarında. Dolayısıyla bizim üstümüze yaptığı basınç ne olur? Azalır. Çok bastıramaz Nisa. O zaman ne oluşur? Alçak basınç alanı. Alçak basınç. Eğer bir yer ısı verir, soğursa, o deneyde de buz vardı ya. Ama yoğunluğu arttığı için üzerimize bastırır. O zaman da ne olur?
Yüksek basınç. Tamam mıyız? Tamam hocam. Bunu isterseniz yazabilirsiniz. Orada yok. Hocam tam olarak ne oluyor bu basınç? Kim soruyor onu bana? Ben. Zeynep Ekim mi? Evet. Ne, sen ne istersin Zeynep Ekim? Ne olmasını istiyorsun? Yok tam olarak anlamadım yani. Neyi anlamadın? Hocam yüksek basınç, alçak basınç diyor ya. Onu tam anlamadım yani. Şöyle düşün. Anlamadım ama tam olarak kafamda oturmadı. Ama ben anlatacağım. Hava üzerimize basınç uyguluyor mu? Uyguluyor değil mi? Gazlar var ya. Gaz bu basınç uygulamaz mı? Evet. Evet. O gaz ısınınca yukarı çıkıyor. O zaman senin üstüne yaptığı basınç ne oluyor? Azalır. Azalır. Soğuduğunda ise yoğunluğu artıyor. Senin üzerine yaptığı basınç? Artıyor. Okey. Hocam bunun sonucunda da ne oluyordu peki? Bize sabret bir dur. Ben bekliyorum. Bir dur sabret. Ne olduğunu anlayacaksın şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar bir yerde bir yerde arkadaşlar eğer alçak basınç alanı oluştuysa yani ne oldu? Alçak basınç hava sıcak. Dikkat et bu sorularda şöyle gösterilecek. Ecrin notunu al. Şöyle içeriye oklar şeklinde gösterilecek. Bu detayı birçok kitap vermez. Sorularda içeriye ok görürsen bu neyi anlatıyordur? Alçak basınç. Tamam mı? Eğer alçak basınç varsa hava ne yapıyor Nihan? Alçak basınçta yükseliyor, doğru mu? Yükseldi, yükseldi. Ve yükseldiği için yüzeye uyguladığı basınç azaldı. Çevredeki yüksek basınçlı alanlardan bu bölgeye hava akımı olacak. Şimdi ben alçakta kaldı basıncı ama arkadaşlar yeryüzü hep bir dengeyle çalışır. Eğer benim buradaki hava basıncım azaldıysa bir yerden buraya hava gelip tekrar beni birazcık daha bastırıp yükseltecek. Anlaştık mı? Yani alçak olarak kalmamı istemiyorum. Efendim? Tekrar anlatır mısınız? Tekrar anlatıyorum. Benim burada sıcaklığım arttı. Havaya yükseldi. Üzerimdeki basınç azaldıysa burada ben ne anlatmıştım? Rüzgar ne yapıyordu? Yüksek basınçtan alçak basınca hava getiriyor. O zaman ben alçakta kaldığım için yüksek basınç olan yerlerden bana doğru ne gelecek? Hava. Şimdi bulutların niye hareket ettiğini anladın mı? Bulutları ne hareket ettiriyor? Basınç. Basınç. Ne hareket ettiriyor bulutları? Rüzgar mı hocam? Rüzgar. Rüzgar bulutları. Niye getiriyor? Burada hava çok ısındı. Burayı biraz ne yapmam lazım? Soğutmam. Yüksek basınç yapmam lazım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet. Dolayısıyla hocam bir şey sorabilir miyim? Burada nasıl hava hareketleri göreceğiz? Yükseltici yani yağış gelecek. Yağış. Yağış gelip hava soğuyacak ki dengeye gelsin. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Sorun. Sorun. Hocam bir bulut mu hocam? Ağırlığı ne kadar bu hocam? Kim soruyor bunu? Bunu kim sordu? Ben hocam. Mahmut Bera. Hocam bir 500 kilo olarak görmüştüm de hocam bir ara. Ya, şuraya Google yazayım. Sen anla. Bir. İkincisi cevabını bildiğimiz soruları kimseye sor. Devam edin. Evet değerli arkadaşlar. Dedik ki ben ne bileyim evladım bir bulut ne kadar yani bilmiyorum onu da bilemem. Hani ben Google değilim. Her şeyi bilemem Mahmutçuk. Yani bir zahmet bakıver bize de söyle. Tamam mı? Bir de böyle bir durumda oluyor. Bak onu hiç sevmem kimseye yapmayın. Tamam mı? Mesela Deniz bir şey biliyor. Deniz yapmazlar. Örnek vermek için söylüyorum. Deniz bir şeyin cevabını biliyor. Karşısındakini denemek için soru soruyor. Olmaz. Hiç etik değil. Bunu hiç kimseye yapmayın. Size de yapılırsa tepkinizi koyun. Benim deniyor ya. Bilmiyorum demekten de çekinmeyin. Ben ne bileyim bir bulut ne kadar gelir? Bilemem ki. Bilen varsa bana söylesin. Tamam?
Evet. Ama beni kesinlikle önemli. Dersle ilgili bir şey sorun. Evet. Arkadaşlar burayı bak anlayamıyoruz. Tekrar söylüyorum. Benim olduğum yerde alçak basınç var. Buradaki basıncın yükselmesi lazım. O zaman nasıl etkiler ortaya çıkacak? Yükseltici hava hareketleri olacak. Ne yükseltir? Hava yükseltir. Aynı anda niye konuşuyoruz? Anlamıyorum ben. Ben durunca şey yapayım. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar. Alçak basınç havasındayım ben. Buralar sıcak, yanıyor. Ne bekliyorum, ne diye yalvarıyorum Allah'ıma? Allah'ım bir yağmur, bir kar, bir şey gönder diyorum. Allah da yüksek basınçla bize ne gönderiyor? Yükseltici, soğutucu hava gönderiyor. Anlaştık mı? Demek ki alçak basınç olan yerde Yusuf'a nasıl hava hareketleri olacak Azra? Yükseltici hava hareketleri. Bak bunu not al, ekranını çek, ne yapıyorsan yap. Ve hava böyle yerlerde nedir? Bulutludur. Mesela şu an haberleri dinleyin. Ne diyor? Yurt geneli hava kapalı ve bulutlu. Niye öyle diyor? Çünkü hava sıcaklıkları ne? Fazla. Doğru mu? Yani alçaltıcı hava hareketi var. Alçak basınç havanı var. Alçak basınç havanında ne yapacak? Hava bulutlu olacak. Bulutlu olursa yağış gelir değil mi arkadaşlar? Bulutlu olmadan yağış gelir mi? Gelmez. Ve yağış görülme ihtimali ne olacak? Fazla. Bakın öğrenciler burayı kafasında tutamıyor. Buradan soru kaçırıyor. Alçak basınçta hava sıcaktır. Isınan hava yukarı yükselir. Hava alçak basınç olduğu için yüksek basınçtan yükseltici hava hareketleri görülür. Yani bulutlar gelir. Yani yağış gelme ihtimali yükselir. Anlaştık mı şimdi? Anlaştık. Hocam bir tane Tadelle sorusu sorar mısınız? Hocam. Hocam. Efendim? Alçak basınç alanlarında mı yükseltici hava basınç? Tersinden bakacağım. Sorulardan oklar dışarı, merkezden dışarı doğruysa bu yüksek basınç alanıdır. Yani soğuk yerdir burası. Soğuk. Burası hep soğuk mu kalacak? Yok. Allah buna izin vermemiş. Hep soğuk olmasın demiş. Ne yapmış? Burası artık yüksek olduğu için havasını nereye gönderecek? Alçak basınca gönderecek. O yüzden bu gittiği için ne oluyor bakın? Dışarıya doğru oklar. Mantığını anladınız mı? Ok niye dışarı? Hava başka yere doğru gidiyor. Evet. Ve bulut yok. Hava açık. Bulut olmadığı için yağış görülme ihtimali yağmur da yok. Yok. Evet. Yağış görülmez. Çünkü hava ısınacak artık. Tamam. Rüzgar nereden nereye? Bununla ilgili soru gelecek Aziz'in. Rüzgar yüksek basınçtan nereye doğru? Alçak basınca. Alçak basınç. Alçak basınca. Yüksek basınç ne demek? Soğuk yer. Soğuktan nereye doğru gidecek? Sıcak. Bununla ilgili bir sürü soru gelecek denemelerde. Bu kıyamı da unutma. Kimse bu kadar detaylı anlatmaz. Evet. Zoom'a yeni bir özellik eklendi. Beğendiysen 5 lira al. Twitch'e döndük. Evet. Öyle bir şey olsa iyi olur aslında değil mi ya? Zoom'la bir konuşayım ya. Evet. Hocam her soru başına bir donate atalım. Evet arkadaşlar atarsanız biraz daha soruları söylüyorum falan. Hocam Taha 5... Böyle yapıyorum. Diyorum ki bak bu 2024 LGS'de çıkar diyorum. Vallahi mı hocam diyor. Vallahi değil ama çıkar. Çıkar ya. Hocam. Hocam birden mesajı geliyormuş. Taha 50 TL gönderdi. Öğretmenim anlamadım. Tekrar anlatır mısınız? Bir 50 daha atarsa. Falcılar... Böyle hocam üstte ortada bir yazı çıkıyormuş. Falcılar diyor ya. Abi diyor bir 50 daha at söyleyeyim. Oldu mu ya öyle olmaz. Hocam bir de şimdi Twitch yayıncıları bağış yapınca özel bir şey var. Bağış yapınca bir tane ses çıkıyor işte. Ondan ekleyin. Allah senden razı olsun. Ben hemen anlatmaz mıyım ekleyin ona. Peki gerçekten bunlar ciddi ciddi para kazanıyor oradan değil mi?
Evet hocam. Hatta bir tane yayıncı oyun oynarken birisi şaka olsun diye 500 lira gönderiyor hocam. Sadece hocam, bir gif için. Hocam bazıları dolandırıcı oluyor. Sahte. Hocam Twitch para kazandırmıyor. Sponsorları kazandırıyor. Yoksa bu hocam takip eden bilenlerin hepsinde öğrenmiş olduk. Evet. Twitch. İşyamız çıktı. Devam edelim. Hocam bir daha anlatır mısınız öncekini? Hangisini Azize Nur? Bunu hocam. Bunu Azize Nur, oklar dışarı doğru, hava gidiyor. Nereye gidiyor? Alçak basınca gidiyor. Çünkü kendisi yüksek basınç, soğuk olduğu için üzerimize bastırıyor, tamam mı? Dolayısıyla alçaltıcı hava hareketleri lazım. Burayı ısıtmak gerekiyor. Isıtacak hava gelir ve hava açık olur, bulut olmaz. Bulut olmadığı için yağış da görünmez. Okey? Tamam hocam, teşekkürler. Evet, şimdi arkadaşlar yatay yönlü hava hareketlerine rüzgar diyoruz. Şimdi buraya bakalım. Karın dolunun falan üzerinde çok durmadım. Ben karın nasıl oluyor bilmiyorum diyen var mı? Anlatayım mı onu da? Hızlıca anlatıyorum. Islanan hava yükseldi. Bulutlara çıktı. Normal bir soğuklukla karşılaşırsa yere ne diye düştü? Yağmur. Çok soğuk bir havayla karşılaştı. Kar ya da dolu. Çok çok şok bir havayla karşılaştı. Dolu. Arkadaşlar, hava yukarı çıkamadı. Yeryüzüne yakın bir yerde soğukla karşılaştı. Ama bu sıvı olacak şekilde kaldı. Ne? Çiğ. Hani yaprakların üzerinde böyle damlacıklar görüyorsun ya, çiğ. Arkadaşlar, hava yükselecekti soğumak için ama çok soğukla karşılaştı. Sıvı değil de kristal böyle kaldı. O ne? Kırı. Hava yukarı çıkacaktı ama soğukla karşılaştı ve bulut yere yakın oluştu. Bu ne? Sis. Tamam. Kaptık mı? Hocam dolu karnından daha mı soğuk? Efendim? Dolu karnından daha soğuk bir ortamda mı oluşuyor? Dolu şok bir şekilde oluşuyor. Şok. Şoklanıyor. Böyle kafamız dolu yağabilir ya. Ceviz büyüklüğü. Biz de ne yapıyoruz? Arabamızın üstüne battaniye örtüyoruz değil mi? Hocam en soğukta oluşan hava olayı dolu mu? Ya bu yerine zamanına göre değişir. Dolu da olabilir, kar da olabilir. Tamam mı? Şimdi buraya dikkatini ver. Dikkatini buraya ver. Arkadaşlar, bu tür sorular ne sorusu? Rüzgar sorusu, rüzgar. Evet, Aslı, bak bakalım. N mi daha yüksek, K mı daha yüksek? Basınç olarak. Rüzgar ne tarafa doğru? N'den? L'den. O zaman N yüksek basınç. Nereden? K'dan. Kaptık mı? Rüzgar, dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Evet demişti Mehmet Akif. Peki bakalım, L bölgesi M'den daha ne? Yüksek basınç, doğru mu? L M'den daha yüksek. Peki M kimden yüksek? M'den. M'den de yüksek. O zaman en yüksek basınç nerede? L'de. Çünkü L K'dan da yüksek. Hepsinden yüksek. Arkadaşlar, B bölgesi de N'den fazla, değil mi? M de N'den fazla. M fazlasa B en büyük. Buradaki amacımız neymiş? Basıncı göstermek. Bir de hocam, L'nin en büyük olduğunu nasıl anladık? Efendim? L'nin en büyük olduğunu nasıl anladık? Nasıl anlıyoruz? Bak şurada L'nin en büyük olduğunu. Dikkat et. N K'dan büyük. M de N'den büyük. K L hem K'dan büyük hem M'den büyük. Anladın mı şimdi? Hocam mezun dersten attı da. Muhammed Emin. Suma söyle. Bir daha sana yanlış yapmasın. Evet. Amacımız neydi? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca. N'deki basınç K'dan fazla. Niye? Bu tarafa esmiş. M'deki basınç da N'den fazla. O zaman M hem N'den hem K'dan fazla mı? Nisa? Evet. Evet.
L babamız da bundan fazla. O zaman en büyük kim? Bir gün böyle bir gün böyle dedim Koray. Bir çocuk dedi biliyor musun? Allah hocam dedi. Benim Allah. O tamam da o tabii ki Allah en büyük de burada en büyük kim yani? Evet. Birine dedim ki fikri olan var mı dedim. Ne dese iyi. Hocam ben fikriyim ya dedi. Allah'ım. Ya Özge ben kimlere ders anlattım kimlere? Sen ne diyorsun? Anladık mı burayı? Anladım hocam. İşte buradan soru geliyor. Adamın teki işi gücü bırakmış, tamam mı? Manyağın işi gücü yok. Gitmiş iki tane mum bulmuş. Canı sıkılmış strafor köpükler var ya Meryem, onları da pinçik pinçik etmiş. Gitmiş cam boru bulmuş. Lan biz camı bulamayız adam cam boru bulmuş. Bir de böyle ayak bulmuş. Oo. Sonra demiş ki hem mumum var, hem köpüğüm var, hem borum var, hem ayağım var. Ne duruyorsun? Helva yapsam... Yok o başka bir şeydi pardon. O şarkıydı. Biliyorsunuz değil mi Mahmut Tuncer? Evet hocam. Evet Mahmut evet, hocam, Tuncer. Biliyorum. Helva yapsana o değil. Deney yapsana var mı? Deney yapsana. Amacı ne bu deneyin Ebru? Rüzgar oluşturmak. Bak. Buna göre hangisinde verim alabilir? Amacı ne? Rüzgarın oluşumu. Arkadaşlar rüzgar nereden nereye gidiyordu? Yüksek basınçtan yani soğuktan sıcak olanlar. Şimdi burada ikisi de var. Burada var, burada var, burada var. Sizce hangi şıkta olabilir bu olay? Deney yaparsa? B hocam. B. B. B mi diyorsunuz? Evet. Bakın bakalım B'de köpükler ne tarafa doğru uçmuş? Sıcaktan soğuğa. Soğuk, soğuk. Sıcaktan soğuğa hocam. Olmaz. Sıcaktan soğuğa ne hocam? B olur o zaman. Olmaz. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Neden? Bak burada mum daha yakın, daha sıcak. Burada mum daha uzak, daha soğuk. Bakın köpükten ne tarafa gitmiş? Sıcak. Soğuktan sıcak. Anladınız mı şimdi olayı? Evet. Şimdi Burem, 60 yıl düşünsen böyle bir şey yapmak aklına gelir mi? Gelmez. Azra, bu soruları hazırlayanlar ne yiyor, ne içiyorlar bilmiyorum. Elif Sena. Ama Afra Ayce, Sude Yağmur böyle saçma sorular hazırlıyor. Tamam mı? Hiçbiri gerçek insan değil bence. Bilgisayar. Hocam ben dersi kapatabilir miyim hocam? Ben de kapatacağım. Kapatabilirsin. Birazdan ben de kapatacağım. Tamam hocam ben maça girecektim de hocam. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin sakatlanma. Evet. Tamam, hocam, Koray'ın şey arabada olup girmediği bir ders var mı acaba? Koray ne yapsa ama kaçırmıyor. Helal olsun. Ders kaçırmıyor. Evet, devam edin. Arkadaşlar bakın. Şimdi şunu iyi bilelim. Denizler geç ısınır, geç soğur. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Haberlerde şöyle haberler görürsünüz. Ne biçim cümle o ya? Haberlerde şöyle. Ne göreceğim? Haberlerde haber göreceğim. Neyse. Kendime de dalga geçeyim. Arkadaşlar şöyle bir haber oluyor. Ekim'de denize girdiler. Oğlum Ekim'de dışarısı soğuk ama su hala ne? Sıcak. Niye? Su. Geç. Çünkü suyun geç her su. Zaman aynıdır. Peki arkadaşlar gündüz sizce kara mı daha sıcak deniz mi? Kara. Bizim mantığımızda rüzgar denizden karaya mı eser, karadan denize mi? Denizden karaya. Denizden karaya. Niye? Burası sıcak, alçak basınç. Deniz yüksek basınç. Zaten sabah sahile giderseniz size rüzgar gelir değil mi? İçlerden sahile doğru giderseniz. Devam edelim. Akşam ise neresi alçak basınç? Azize Nur. Denizde. Ha, Rümeysa, Ecrin. Ecrin, elini çek Ecrin. Evet, burası yüksek basınç. Rüzgar ne tarafa doğru? Sola doğru. Cevabımız ne olacak? Adana. Ha. Bak, 40 yıl düşünsen böyle bir soru gelir mi aklına? Hayır.
Bu adamlar yemiyor, içmiyor, böyle işte. Konuyla ne alakası var? Hocam bu soruları kim buluyor? NPC'ler getirdiği söyleniyor. Evet. Arkadaşlar şunu da bilelim. Atmosferdeki su buharına biz ne diyoruz? Nem. Yağmuru anlatmış. Karı anlatmış. Doluyu anlatmış. Su damlacıkları soğuk hava ile karşılaşırsa buz olarak iniyorlar. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması ve ya donarak kristalleşmesi. Arkadaşlar bir soruda buna denk geldik. Kristalleşme lafına. Evet, o yüzden buna dikkat edin. Siste kristalleşme lafına dikkat edin, tamam mı? Bir tane soru çıktı. Sis işte kristalleşmiştir, yere yakın oluşmuştur falan. O sis oluyor. Evet. Şöyle bakıyorum. Başka sorumuz var mı? Hocam bunları bir ortaokul geçmiştik. 5. ya da 6. sınıftaydı. Hangisi? Bununla ilgili diğer ders soru çözeceğim ama bir iki böyle soru göstereyim. Şu soruya da bakalım. Bugünü tamamlayalım. Sizi daha fazla yormayayım. Evet, bu soru güzel bir soru. Ama bir dahaki ders buradan soru çözeceğim biraz daha. Buyurun. Tamam hocam. Atmosferde bulunan su buharına nem adı verilir. Aşağıda atmosferde meydana gelen hava olayıyla ilgili görsel verilmiş. Görsele göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Siz de bana chatten yapı verirseniz çok sevinirim. Hocam azıcık aşağı indirebilir misin? Azıcık aşağıda bir şey yok. Hani indirsem de bir şey yok. Şu an tam görsel var. Kolay bir soru, zor bir soru değil. Aferin, zaten arkadaşlar yapıyorlar. Dikkatli yapalım efendim. Sena dikkat et. Aferin. Sena dikkat et. Arkadaşlar atmosferdeki yağışların sebebi neydi? Nemdi değil mi? Nem. Doğru. Buharlaşma neyi arttırıyor? Nemi. Nemi. Doğru. Sadece yağmur şeklinde mi iniyor? Hayır. Hayır. Bursa olacak değerli arkadaşlar. Şuna da bakalım. Bu soru da güzel bir soru. Bakın basınçlara göre karar vereceksiniz. Evet. Hangisi yanlıştır? K'da nasıl basınç var? Yüksek. Yüksek. Alçak. Alçak. Yanlışı arıyorsunuz. Evet. Bakalım kimler anlamış. Aha. Konu anlaşılmamış. Eyvah bana. Allah'ım neydi günahım? Anlamış mı? Şu ana kadar doğru cevabı sadece Buğlen verdi. Nihan da anlamış. Aferin. Oh, Sude de doğru cevap verdi. Meryem de oh, rahatladım biraz. Ebru da evet. Mahmut. Bulutlarla ilgilenme Mahmut. Gülsüm, Mustafa aferin. Hocam D'de ne yazıyor? Bırak. Arkadaşlar K'da nasıl? Eylül dikkat olmaz Kerem. Arkadaşlar K'da hocam nasıl basınç var? Yüksek basınç. Yüksek. L'de? Alçak. Alçak. Diyor ki L şehrindeki hava sıcaklığı K'dan fazladır. Burası yüksek basınç yani soğuk. Burası alçak basınç yani sıcak. Arkadaşlar L'deki o zaman zaten K'dan fazla oluyor.
Dağ şehrinde alçaltıcı, yüksekte alçaltıcı hava hareketleri, evet. Alçaktaysa yükseltici. Bu da doğru. Dağ şehrinde hava açık bir yağış. Evet, yüksek basınçta yağış yoktu. Bulut oluşmuyor ki. Yağış yok. L şehrinden K'ya doğru yatay. Hayır, biz neyi biliyoruz? Alçak basınçtan gitmez. Nereden gider? Yüksekten alçağa gider. Bakın bu soruyu yapmalıydık ama. Bu soruyu doğru yapmalıydık. Şimdi anladık mı efendim? Evet, anladık. Bakın, böyle sorular gelir. Bu yine basit sayılabilir, yorum içeren. Basit bir soru sayılabilir değerli arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Anlaştık mı efendim? Evet. Anlaştık. Dediğim gibi, dersten sonra yapılan hemen tekrar %80 kalıcı hatırlamayı sağlar. Lütfen hemen tekrarınızı yapınız. Burada hocam şey ödev vermiş miydiniz? Ödev vermiştim. Atanlar attı zaten. Atmayanlar. Hocam şey diyor, bu derste vermedim diyor. Bu derste daha ödev vermedim. Sen yok ki. Vermiştim diyor. Arkadaşlar ödev vereceğim. Yarın dersimiz olmayacak. Yarınki ders saatinde veli toplantısı yapacağım. Tamam mı? Ona göre pazar yapacağım dersimizi büyük ihtimal. Onu söylemiş olayım. Yarın saat 6'ya kadar denemeler yapılmış ve sisteme düzgünce girilmiş olsun. Ben akşam artık gruplarımı netleştirmiş olayım. Kendinize hocam, bakın efendim. Hocam ödev yapmıştım ama hocam 60